Merhaba sevgili dörtler, çok beklediğiniz, ısrarla istediğiniz sosyal bilgiler birinci dönem ikinci yazılı sorularını nihayet hazırlayabildik. E, dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. E, yarın sınavı olanlar da olabilir. E, hemen onlar için sorularımızı çözmeye başlayalım ve güzel sonuçlar bekleyelim. İnşallah hepiniz de yüz alırsınız sınavlarınızdan. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. E, çıkabileceğini düşündüğümüz ünitelerden ağırlıklı olarak sorular hazırlamaya çalıştık. Özellikle bu son üniteler olmak üzere oralardan bolca soru koymaya çalıştık. İlk sorumuza bakarsak arkadaşlar pusula iğnesinin ucu kuzey yönünü gösterir demiş. Yönümüzü bulmak için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi pusula kullanmaktır. Özellikle denizciler kullanır bunu. Denizin ya da okyanusun ortasındayken yönlerini bulmaları yani çok zor olduğu için pusuladan yararlanmış oluyorlar. Aynı zamanda kutup yıldızından da yararlanıyorlar değil mi? Bu şekilde doğa olaylarından ya da Doğadan da faydalanarak gök cisimleri olabilir, işte ağaçların gövdelerindeki yosunlar olabilir. Bunlar hep yön bulmak için kullanılan yöntemler. Bunlardan bir tanesi de pusula iğnesi ve pusula iğnesinin özellikle renkli ucu, bakın uç kısmı böyle iğne şeklinde, ok şeklindedir bu. Da şöyle gösterelim. Şöyle ok şeklinde bu uç kısmı kuzey yönünü göstermiş olacak. Bu ifademiz doğru diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda güney cephesinde arkadaşlar. Ee, Yunanlılarla savaşılmıştır deniliyor. Hayır, Fransızlara karşı savaşılmıştır. Ve e, özellikle mesela Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerimizde çok ciddi mücadeleler e, gerçekleşmiştir. Ve hatta Urfa'nın ilk adı, e, yani Şanlıurfa'nın ilk adı Urfa'dır. Gaziantep'in de ilk adı Antep'tir normalde. Ama onlara o Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş oldukları e, başarılardan dolayı bu ünvanlar verilmiş oluyor. Urfa'ya Şanlı de gazi ünvanı veriliyor arkadaşlar. Ve Fransızlara karşı çok ciddi mücadeleler yapılmış ve kazanılmıştır. Bu sebeple bu ifademiz yanlış olmuş olacak. Bu sebeple buraya Y harfini yazmamız gerekiyor. Yılbaşı kutlaması yapmak ki az bir zaman kaldı. Bir hafta kadar bir zaman kaldı. Geleneklerimiz arasında yer alır demiş. Hayır arkadaşlar yılbaşı kutlaması bizim geleneklerimiz arasında yer alan bir durum... ...ya da bir davranış değil... Yani biz böyle bir şey yapmıyorduk son yıllarda yani belki son 20-30 yıldır çıkan bir şey bu. Onun öncesinde atalarımız, dedelerimiz böyle bir şey yapmıyordu, uygulamıyordu. Deprem çantasında ekmeğin bulunmasına gerek yoktur. Evet, ekmek küflenebilen bir madde olduğu için eğer deprem çantası hazırladıysanız içerisine ekmek değil mesela bisküvi gibi ambalajlı gıdalar koymak daha doğru davranıştır. Çünkü onlar küflenmez, kolay kolay bozulmaz ama ekmeği deprem çantasına koyarsak birkaç gün içerisinde hem kurur hem de bozulur yani küflenir. Bu sebeple ekmeği deprem çantasına koymamıza gerek yoktur arkadaşlar. Arkası güneşe bakan birinin sağ kolu kuzeyi gösterir. Şimdi mesela bakıyoruz hemen arkası güneşe bakan birisi güneş. Normalde nereden doğar? Doğu diyelim. Doğu'dan güneş doğuyor ve batıdan batıyor. Arkasını doğu, doğu yönüne verdi diyelim bu kişi. Şöyle çizdik. Burası omuzları olmuş olsun ve burası arka kısmı olmuş olsun. Burası da o kişinin ön tarafı olmuş olacak. Bu bakın sağ kolu. Burası ise sol kolu olmuş olacak. Ben size mantığını anlatıyorum. Buna benzer bir soru çıkarsa bu şekilde çözebilirsiniz. Arka kısmını eğer doğuya verirse bakın sağ kolu nereyi göstermiş oluyor? Kuzey yönünü göstermiş oluyor. Ön tarafı batıyı gösteriyor. Sol kolu ise güney yönünü göstermiş olur arkadaşlar. Böyle bir yön tayini yapabiliyoruz. Bu sebeple bu ifademiz doğru. Atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilim dalı arkadaşlar meteorolojidir. Değil mi? Bu da doğru. E biz okula gitmeden önce, aynı şekilde denizciler mesela denize açılmadan önce, pilotlar uçağa binmeden önce e, hava durumunu kontrol ederler. Yani yağış var mı, rüzgar var mı, yok mu? Ya da fırtına var mı? Bunları öğrendikten sonra yola çıkarlar. Hatta hava olaylarına göre de okullar tatil edilir. Sizin en sevdiğiniz durumdur bu. Meteoroloji bu hava olaylarını inceleyen bilim dalıdır. Ve bu alanda çalışmalar yapan kişiler de meteorolog olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın buradaki lojiyi log yapıyorsunuz sadece. Meteorolog şeklinde isimlendiriliyor bu bilim insanları. Evet devam ediyoruz diğer sorumuzla. Evet, bazı unsurlar var. Doğal ve beşeri unsurlar var. Bunlarla alakalı da soru gelebileceğinizi, e, gelebileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple bunlardan da örnekler koymaya çalıştık. E, şelale verilmiş. Şelale arkadaşlar şimdi iki türlü düşünmemiz lazım. Normalde yapay şelaleler de vardır yani mesela parklara gittiğimizde ya da hayvanat bahçelerine gittiğimizde oralarda gördüğümüz şelaleler yapay şelalelerdir. Bunlar beşeri unsur olarak düşünülebilir. Ama onları kastetmiyoruz bakın. Doğal şelaleleri kastediyoruz. Mesela Düden Şelalesi Antalya'da bulunuyor. Kendiliğinden oluşmuştur. Yani doğal unsurlar içerisinde bulunduğu için bunu D harfiyle gösterebiliriz. Yeşil harf renkle gösterelim. Doğal unsur şelale Topkapı Sarayı'nı insanlar yaptığı için beşeri unsurlara girmiş oluyor. Yani e, insan eliyle yapıldığı için beşeri ama doğal unsurlar varsa da o zaten doğanın kendi içerisinde var olması sonucunda. Yani kendiliğinden olan bir e, unsur diyoruz. Peri bacaları rüzgar eserek ne yapıyor? Peri bacalarını aşındırıyor değil mi? Normalde böyle bir kütle diyelim dağ kütlesi gibi düşünelim bunu. Zamanla rüzgar burada eserek bakın buraları aşındırmaya başlıyor. Buraları aşındıkça ne olmuş olacak? Peri bacalarının şu an gördüğümüz görünümü ortaya çıkmış oluyor değil mi? Bu şekilde bakın şu alt kısmı böyle oyulmuş gibi üst kısmı, üst kısmı ise biraz daha şişkin şekilde duruyor. Ve peri bacaları yine bir insan eliyle oluşmadığı için içindeki evleri kastetmiyoruz. İçinde çünkü çok geçmiş zamanlarda insanlar da yaşamıştır. Oralarda mesela oyularak oraların... İç kısmına evler yapılmıştır. O hariç ama şu peri bacalarının kendi şekli doğal unsurlardandır diyoruz. Evet bu ayrımları çok iyi yapmanız gerekiyor. Yapamazsanız e, yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Baraj. Barajları e, normalde elektrik üretmek için değil mi? Hidroelektrik termik santraller vardır böyle. Hidroelektrik santrallerde e, öncesinde su bir yerde biriktirilir. Bunlara işte baraj diyoruz. Bu biriktirilen yerlerden su bırakılarak onun hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretiriz. Bu da işte insan yapımı bir durum olduğu için beşeri bir unsur olmuş olacak. Ve kara in mağarası demiş. Mağaralar da yine kendiliğinden oluşan unsurlardan olduğu için doğal unsur olmuş olacak. Ve ulu dağ. Dağ, ova, dere, deniz bunlar doğanın kendi içerisinde var ettiği ya da doğal sebeplerle oluşan ...unsurları olduğu için bunu da doğal unsurlardan kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, doğal ve beşeri unsurları da anlattık. Yani basit gibi görünüyor ama böyle basit noktalardan puanlar kaybetmenizi de istemiyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi yönlerle alakalı bir soru hazırladık. Mahallemizle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Bakın 9 tane yerleşim yeri verilmiş. Manav, hastane, fırın şeklinde ve evimiz de bakın burada sağ tarafta kalmış oluyor. Şimdi buna göre dikkat ederek bakın evimiz diyor caminin neresinde Hemen bakıyoruz Bizim evimiz buradaysa Camiye göre düşünüyoruz bakın Camiye göre evimiz Kuzey Doğu yönünde hemen yön haritamızı çizelim şöyle Kuzey Güney Şurası Doğu Burası Batı bir de ara yönler vardı Onu da renkli olarak farklı bir kalemle gösterelim Bu şekilde yaparsak şurası Kuzey Doğu Bu şekilde yaparsak burası güney batı bakın güney ile batının birleşimi. Şurası güney doğu olmuş olacak şu ikisinin birleşimi. Burası ise kuzey ile batının birleşimi olduğu için kuzey batı olmuş olacak. Şimdi o zaman evimiz caminin neresinde kalmış oluyor? Bakın camiye göre evimiz bizim kuzey doğu yönünde kalmış oluyor. Evet bunu yazdık. Okuldan eve gitmek için şu an okuldayım okuldan çıktım. Öğle vakti oldu diyelim. Saat 1-1.30 gibi oldu. Ve evime gitmek istiyorum. Ee, önce nereye gideceğim? Sağa doğru gidebilirim mesela. Şu yolu izledim. Şöyle. Önce doğu yönünde gidebilirim. Sonrasında evime gidebilmem için benim kuzey yönünde gitmem lazım. Yani bu yönü seçersem ilk başta doğu yönünü seçersem e, sonrasında kuzeye gitmem lazım. Ya da İkinci bir alternatif ne olabilir? Önce kuzeye gidebilirim. Hemen okuldan çıktım. Sola doğru böyle döndüm. Kuzeye doğru gittim. Sonrasında doğu yönünde de giderek evime ulaşabilirim. İki tane alternatif yol var. Park Manav'ın neresinde? Hemen bakıyoruz. Park buradaysa Manav'a göre bakın. Manav'ın güneyinde kalmış oluyor. Evet yön tayinlerimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Eczanenin güneydoğusunda eczaneyi bulalım. Evet eczane burada. Eczanenin güney doğusu. Yani sağ aşağıya doğru gitmemiz lazım değil mi? Sağ çapraza doğru gitmemiz lazım. Güney doğusunda ne var? Market var diyoruz. Ve bu şekilde gelebilecek bir sorunun nasıl çözüleceğini de size anlatmış olduk arkadaşlar. Umarım faydası olur. Ve diğer sorumuza devam edelim. Çoktan seçmeli sorular da gelebilir. Yani test şeklinde sorular da gelebilir. Mustafa Kemal Paşa'ya aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda Gazi ünvanı verilmiştir deniyor arkadaşlar. Ee, şimdi burada sadece Gazi ünvanı değil aynı zamanda Mareşal ünvanı da veriliyor. Hangi savaşta arkadaşlar bu hatırlıyor musunuz? Sakarya Meydan Muharebesi'ydi değil mi? 22 gün 22 gece süren büyük savaş. Buradan sonra artık düşman ülkemizden yavaş yavaş temizleniyor ve sonrasında İzmir'e sürülerek İzmir'den Yunan e, askerleri, e, bizim düşmanlarımız yani o zamanki düşmanlarımız e, ülkeden atılıyor. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? Arkadaşlar, e, milli mücadele ilk olarak Atatürk'ün Samsun'a ayak baş, e, basmasıyla başlıyor. Sonrasında Atatürk, Havza genelgesini yayınlıyor. Havza ve Amasya genelgeleri yayınlıyor. Ardından kongreler düzenliyor. Yani ilk olarak burada Havza genelgesi ve Amasya genelgesi yapıldığı için ilk olarak bu gerçekleşiyor. Sonrasından Sivas ve Erzurum kongreleri düzenlendiği için bunlar sıra olarak bunlar gelmiş olacak. Kongreler düzenlendikten sonra Ankara'ya geçiyor ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gerçekleşmiş oluyor. Yani bu olaylardan en son gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, ilk gerçekleşen ise Havza genelgesidir diyebiliriz. Yani cevabımızı A seçeneği olarak işaretliyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bir boşluk doldurma sorumuz var son olarak. Bunu da yapıp umarım faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir video hazırlamışızdır sizler için. Evet arkadaşlar hava sıcaklığını neyle ölçüyoruz? Şurada verilen bakın ...kelimelerle doldurmaya çalışacağız. Termometre kullanmış oluyoruz. Yani sıcaklık ölçmek için kullandığımız alet termometredir. Doğu Cephesi Komutanımız arkadaşlar Kazım Karabekir Paşa'dır. Kazım Karabekir. Ee, özellikle Ermenilerle olan mücadelesi gerçekten çok e, büyüktür. Ülkeye çok faydası vardır. Şahin Bey kimdi? Şahin Bey de Gaziantep'te Fransızlara karşı mücadele eden milli mücadele kahramanlarındandı. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün küçültülerek çizilmesine biz croquis demiş oluyoruz arkadaşlar. Yani kuşların gözünden yani kuşlar uçarken yeryüzüne baktıklarında gördükleri gibi. Biz de mesela bir araçla gökyüzüne çıktığımızda yeryüzüne baktığımızda gördüğümüz görsel neyse aynısını evlerin şekillerini işte yolları... E, okulumuzu vesaire, onların yerlerini tam olarak çizdiğimiz, tabii ki küçülterek çizdiğimiz ölçekli bir şekilde çizdiğimiz yapılar ya da haritalar kureki olmuş oluyor. Ağaçların yosun tutmuş tarafları e, kuzey yönünü gösterir. Bunu da yazıyoruz. Mesela burada bir ağaç görseli var. Demek ki şu tarafa yani yosunlar birikmişse, yani bu tarafa toplanmışsa kuzey yönü burası olmuş olacak arkadaşlar. Aşırı yağmur sonrası oluşan ani su baskınlarına sel diyoruz. Evet bunu bulduk. Termometreyi bulmuş olduk. Ee, bu şekilde işaretledik. Ve deprem çantasında bulunması gereken el feneri tabii ki bizim işimizi çok kolaylaştırmış olacak. Mesela düdük de koyabiliriz. Yerimizi belli etmek adına onu çalabiliriz değil mi? Hayatta kalmışsak çalarak diğer dışarıdaki insanlara yerimizi belli edebiliriz işte Az önce söylemiştim kreker bulundurabiliriz mesela radyo bulundurabiliriz haberlerden yani şehri Nuan için hangi durumda olduğunu öğrenebiliriz merakımızı da böylece gidermiş oluruz arkadaşlar ve işaretlemelerimizi yaptık boşluk doldurma doldurma ile alakalı sorularımızı da çözdük ve Arkadaşlar tabii ki bize selam gönderen okullar var. Her zaman olduğu gibi onlara selam gönderiyoruz. Ee, i̇lk olarak Tekeli İlköğretim ya da İlkokulu de, diyebiliriz. Ve Yenikent İlksan İlkokulu'na e, selamlar gönderiyoruz buradan. Bizlere çok güzel yorumlar bırakmışlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar bizleri Instagram ve Facebook sayfalarından da aynı isimle takip etmeyi unutmayın. Oralardan da yazılı içeriklerini ve sayfalarını paylaşmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Ee, konu anlatım videolarımızı da dilersiniz bir sonraki videolarımızda anlatırız. İzlemek isterseniz çok memnun oluruz. Hoşçakalın.